İlerde İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı İlhan Selçuk, İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Akfırat ve Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bolduk gözaltına alındı. İlhan Selçuk ve Kemal Alemdaroğlu serbest bırakılırken Perinçek, İlsever, Akfırat ve Bolduk tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu isimleri İşçi Partisi Genel Sekreteri Avukat Nusret Senem, gazeteci Hikmet Çiçek ve Ulusal Kanal İzmir temsilcisi Hayati Özcan izledi. Sayın İlsever gibi, Sayın Perinçek gibi, Sayın Alemdağ gibi kişilerin böyle Türkiye'de hükümet devirecek, gizli eylem yapacak, yaptıracak insanlar olmadığına ben parmak basarım. Yani bu inanılacak bir şey değil. Kendilerini çok yakından tanıyorum. İnşallah gerçek çok erken zamanda meydana çıkar ve bu insanlar serbest bırakılır. Ve Türkiye bir gün Doğu Perinçek'e özür dileyecektir. Neden gözaltına aldınız? Kanunsuzlar. Kanunsuzlar. Ergenekon tertibi, biri haham, diğeri disiplinsiz davranışlarından dolayı ordudan atılan bir subayın ifadeleri üzerine başlatıldı. Hiçbir hukuk yok, delil yok, bir devşirilmiş CIA ajanı yani getirmiş, sonra da Kanadalara gidip ya işte Yahudi olmuş, işte bir psikopat, şizofrenik bir adamın belgeleriyle veya başka bir şizofrenik bir binbaşının belgeleriyle siyasi partiyi, liderlerini, umutlarını alıyorlar. İlk isim Tuncay Güney. İmam Hatip Lisesi mezunu. Önce İsmail Ağa dergahına, ardından Fethullah Gülen cemaatine. Samanyolu televizyonunda çalıştı. Kendi ifadesine göre Samanyolu yöneticileri Müslüman olmadığını biliyordu. Fethullah Gülen'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Fethullah'ın randevularını alıyor, görüşmelere katılıyordu. Fethullahçıların Erbil'deki kolejinin kapatılmasını önlemek için PKK'ya 15 bin dolar götürdüğünü söyledi. Doğu Perinçek'in BK kampında Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin fotoğraflarını PKK'dan alıp MİT'e getirdi. Bunlar kendi ifadeleri. 4-4-2008 tarihinde İbrahim Karagül orada hem Ergenekoncu hem Mossadçı hem İslamcı. Makalenin başlığı bu. Peki kim bu? İşte bu ismini verdiğimiz Tuncay Güney. 2001 yılında dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı ve sorgulandı. 9 gün süren sorgu sırasında birden elinde devlet içindeki gizli bir örgütlenmeye dair önemli evraklar olduğunu söyledi. Polis Güney'in Taksim'deki bürosuna gitti, belgeleri bir çuvala koydu ve savcılığa teslim etti. Belgeler arasında bugünkü tertibe dayanak olan Ergenekon'un yapılanmasıyla ilgili 24 sayfalık belge bulundu. 2001 yılındaki soruşturmada belgelerin ciddiyetsizliği üzerine Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısının talimatıyla dosya kapatıldı. 2001 yılında yapılan soruşturmada ciddi bulunmamış kanıtlar, dosya kapatılmış. Şimdi aynı kanıtlarla, aynı uydurmalarla soruşturma güya yürütülüyor. Amerika'dan gelen emirle. Ancak köprünün altından çok su aktı. AKP iktidara getirildi ve yarattığı derin devletle kapatılan dosyayı bir kez daha açtı. Yargının bir bölümü artık Fethullahçı Gladyon'un eline geçmişti. Savcılardan biri Şemdinli iddianamesine Büyük Anıt'ın adını da karıştırdı. Bir diğeri Ergenekon tertibini başlattı. Şu anda büyük bir suç işlenmektedir. Savcı Zekeriya Öz büyük bir suç işlemektedir. Ergenekon soruşturmanın kendisi bir suçtur. İlişkilerimden dolayı ve Amerika'ya çıktım. Yurt dışı yasağı koymuşlardı. Ben Amerika'ya çıktım. CIA elemanları Tuncay Güney'e 2001'deki sorgudan önce Ergenekon uydurmaları çerçevesinde düzmece ifade vermesi karşılığında Amerika'da 10 yıl oturma olanağı sağladı. Fethullah Gülen gibi aynı onun da.
10 yıl vize nasıl alıyor Tuncay Güney gibi birisi? Amerikan Başkan Solosluğu açıklasın bu konuyu bir. Söylesin 10 yıl vize hangi şartlarla verildi Tuncay Güney'e acaba? Kanada'da yaşayan Güney sık sık Müslüman olmadığını söylüyor. Hahamlık yapıyor. Müslümanlığa karşı Hristiyanlık ve Yahudilik propagandası yapıyor kendi imzasıyla. Ve aynı zamanda Türk vatanseverlerini suçluyor, hapse attırıyor. Adamdaki kudrete bakın siz. Arkasında duruş var. Karakutu, Tuncay Güney'in söyledikleriyle gerçekler arasındaki farklar. Son dönemde değişik televizyon kanallarına yaptığı açıklamalarda kendi ağzından aktarılan bilgilerin doğru olmadığını söylüyor. En çarpıcı açıklaması ise tertipte büyük rol oynayan Yeni Şafak gazetesiyle ilgili olanıydı. 2001 yılındaki sorgusunda ağır işkence gördüğünü söyleyen Güney, Roma'yı yakan sen miydin diye sorsalardı, evet ben yaktım derdim, dedi. Bu ifade bile Ergenekon tertibinin ne kadar ciddiyetsizce hazırlandığının bir kanıtı niteliğinde. Öyle ya, tutuklamaların en önemli dayanağı Tuncay Güney, anlattıklarının yalan olduğunu böylece itiraf etmiş oluyor. İkinci isim Zekeriya Öztürk. Teğmenken Hristiyan olmuş, kiliseye gitmiş ve haç taşıyor. Üzerinde MİT'e, İran'a ve Barzani yönetimlerine ve çeşitli gizli örgütlere ait 10 kadar kimlik taşıyor. Yüzbaşı rütbesindeyken paranoyak tavırları ve davranış bozukluğu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adını lekelememesi için ordudan istifaya zorlanıyor. Atıldıktan bir süre sonra eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür tarafından Aydınlık Dergisi'ne gönderiliyor. Ancak bir süre sonra Öztürk'ün şüpheli davranışları üzerine dergi yönetimince işten çıkartılıyor. 4 Haziran 2006'da Danıştay tertibindeki MİT üçlüsü diye ilan etmişiz bunun bir ajan provokatör olduğunu. Gidip MİT'e 3,5 sayfalık anlatımlarını teybe aldırttığını, buralara girip çıktığını, buraya tabanca sokmak istediğini bu binaya. Benimle fotoğraf çektirmeye çalıştığını, üstünde 15 tane ayrı kimlik bulunduğunu, PKK kimliği, MİT kimliği, polis kimliği, bilmem ne kimliği, 15 tane kimlik. MİT'in elemanı. Şimdi MİT'in elemanı nerede çıkıyor? Olayda çıkıyor. Göreceksiniz birçok şeyi bunun üzerine kuracaklar. Yani olay ne? Kendi elemanlarını, Gladio, kendi elemanını bir takım insanlarla ilişkiye sokuyor. Bakalım göreceğiz ne gibi şeyler var. Efendim bir eroinci, bir MİT elemanı bilmem ne. Bunlarla bir takım senaryolar kuruluyor. Bunlar üzerinden. Ve tabii bunun tutuklanması lazım. Çünkü rolünü mahkemelerde ve içeride de devam ettirilecek. Bu kadar basit, acemice, aptalca bir senaryo kurulmuştur. İşte Ergenekon tertibi inandırıcılığı olmayan bu iki isim üzerinden yürütülüyor. Bu iki ismin ifadeleri manşetlere taşınıyor, o da yetmiyor, onların ağzından yalan haberler yapılıyor. Kamuoyuna bilgi kurallarıyla yetkilendirilmiş insanlar tarafından verilmelidir. El altından sızdırılarak yandaşları besleyip o suretle kamuoyunu kendi istediğiniz doğrultuda şekillendirmek ve suçlu olup olmadığı belli olmayan insanlardan seçtiklerinizi suçlu, öbürlerini de suçsuz ilan ettirecek şekilde kamuoyunda kanaat oluşturmak dürüstçe değildir ve tek kelimeyle de ifade ediyorum ki rezalettir. 15 gün için iddianame hazırlanacak dendi mi denmedi mi? Dendi. İddianame hazırlanırken gizli olması gereken şeyler Star, Yeni Şafak, Zaman gazetelerinin birinci sayfalarına yansıdı mı? Ha, önce birisi şey yapıyordu, Star gazetesi veriyordu daha sonra, Taraf bir de. Taraf gazetesini. 1919 yılı, İstanbul işgali altında. İngilizlerin talimatı üzerine İstanbul'da özel bir divan kuruluyor. Başında da Nemrut Mustafa Paşa bulunuyor. Görevi yurtseverleri yargılamak ve mahkum etmek. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey hakkında idam kararını veren de bu mahkeme. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'i diyelim ki yalancı
tanıklarla ve sahiplerle.